Esas tempo 1 Nisan'dan sonra. İnşallah. Bu işin kolay tarafı. Kemal de bizim kağıt tane kapı odası başkanı. Bir dakika. Bu kapıyı bir boşaltıp çay gelsin. Gelelim surnanın sırt dediği yere. Evet. Şimdi bakın. Uluslararası şebeke diye tariflediğiniz bu sistemin Türkiye'ye giriş sebebi bu belgeyi bu arkadaşlara veren Ulaştırma Bakanlığı. Doğru mu? Evet. Ulaştırma Bakanlığı verdi ve bunu kendine dayanak olarak göstererek iş yapıyor. Doğru mu? Evet. Bu sisteme evet diyen, bunun önünü açan anlayış sizin işinizi çözemez kardeşim. Bravo. Ben taksicimin yanındayım. Ben bu şehrin ya da bu ülkenin bir şekilde işte arkasından dolanarak, deliğinden geçerek gelen sistemin eksikliği varsa ki var, onun karşısındayım. Ben taksicimin yanındayım. Ama ben şu anda size gelip elimde olmayan yasal bir imkan yokken ya geleceğim onu iptal edeceğim, size de bunu vereceğim falan deme şansım yok. Bakanlık verir ama karşısındayım. Bakın mahkeme vardı, sonuçlanacaktı. Bir bilirkişi raporu mevzu edilerek tekrar uzatıldı, tekrar uzatıldı. Niye? Seçim bilgisi var. Seçim bilgisi, onu bekliyorlar. Denildi. Kardeşim al bir karar, hepimiz ona göre gereğini yapalım, öyle değil mi yani? Siz de ona göre gereğini yapın. Dolayısıyla şimdi ben 1 Nisan'da desem ki size geleceğim, Uber'i yasaklayacağım, taksiye etkim yok. Bir yetkim yok. Şu anda benim bir yetkim yok. Ama ben taksicinin, bu şehrin taksici esnafının yanındayım. Sizinle beraber ortak çözüm bulma adına çaba göstereceğim. Sizinle beraber oturup konuşacağız. Gerekiyorsa hukuksal mücadelenizde yanınızda olacağım. Bana dediler ki taksicinin yanına git, işte şöyle şöyle mahkeme var. Beni sizin meslektaşlarınız aradı, bir sürü insan aradı. Ben bugün gidersem şov yapmış olurum. Şov yapamam, hiçbir yere gitmem o anlamda. Ama yarın gerekçeleri oturur masada beraber konuşuruz, beraber mücadele ederiz. Ancak vatandaşın da iyi hizmet alması konusunda işbirliği yapmak şartıyla. Onu da söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi bir uygulama hazırladı mı? Hazırladı. İyi taksi diye. Güzel. İşlemedi, işletilemedi ya da engellendi. Bilemiyoruz. Ona da bakacağız. Ama ister ondan faydalanmanızı sağlayacağız. Vatandaşın iyi hizmet alması bakımından. İsterseniz sizin yeni bir uygulama tasarlamanızı ve uygulamaya koymanıza yardımcı olacağım. Taksiciyi gören bir karakter görecek, ona güvenecek. Bazen taksici nedir biliyor musunuz? Tehlikeden kaçan bir kadının kendini güvende hissettiği bir yuva gibi. Taksici şiddetten kaçan bir çocuğun taksiye binip en yani bir polis gibi kendini güvende hissedeceği bir polis abisidir. Yani o kadar önemli. Sizin taksinizi görenin güvende hissedeceği, sığınacağı bir kurum gibi çalışacak pozisyona sizi getireceğiz. İşbirliği yapacağız. İşbirliği yapacağız kardeşim. Ben sizin mesleğinizin yanındayım. Ben sizin korsan bir takım düşmanlarınız varsa onların yanındayım. Sizin yanınızdayım, onların karşısındayım. Dolayısıyla bunu net tanımlayıcı yasal haklarım olsa başka bir şey daha söylerdim. Yasal haklarım söyleyeyim başkan, söyleyeyim başkan. Ama söylüyorum. Ama ne diyorum ki? Şu anda yasal hakları olan kurumlar sizin bu hakkınızı vermiyorsa sizin
belediye başkanınız olduğunda yine vermemeye devam edecektir. Bak bunu bilir miyim? Dolayısıyla biz paylaşmaya, sizin yanınızda olmaya, benim esnafım kardeşim, ben şimdi hiç hayatımda ne kullandım ne biliyorum ama ben kafam sıkışsa taksiye biniyorum. Taksicinin makamı var, kurumu var. Başkanınıza geçmiş olsun diyorum. Temsilcisi var, heyeti var. Yani en azından muhatabı olan iki kurumuz değil mi? Bir arada olacağız. Bir arada çözüm bulacağız. O bakımdan ben hazırım. Bugün nasıl konuşuyorsam yarın da böyle konuşacağım. Son olarak şunun altını çizeyim. Korsanlara hayır deyip bitirin. Gayet de mi hayır? Korsanlara hayır. Ya korsan olan her şey hayır. Bu işin korsanı hangisi ise, taksicide korsan varsa ona dair. Minibüsçe de korsansa ona dair. Korsana evet denir mi ya? Ben şimdi Ahmet, Mehmet, Umer anlamam. Bak korsan diyor. Bir şey daha söyleyeyim. Şunu da bilin. Ben sizden oy istemeye de gelmedim. Ben kendimi anlatmaya geldim. Takdir sizin kardeşim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu konuştuğum her şey bir odanın çatısı altında konuştuk. Sizi bilgi sahibi yaptım. Sizin bilgi alma hakkınızı korumak adına buraya geldim. Bilgi sahibi yaptım. Takdir sizindir. Bu belediye başkanınız size söz veriyor. Beraber karar alacağız, eğitimler yapacağız, buluşmalar yapacağız. Tarifeniz düzeltiriz ama bu belediye başkanı hiçbir zaman ama taksitçisi ama başka bir meslek grubuna parmağını böyle yapmayacak. Ama dediğim gibi günün sonunda benim 16 milyon vatandaşım güzel hizmet alacak. Ben alıyorum.